Konuşmalar, davranışlar, sözler bir kapatma gerekçesi ise ama biz ne diyoruz? Partiler kapatılamaz. Bu MHP'de olsa kapatılmamalı. HDP'de olsa kapatılmamalı. Başka bir partide olsa kapatılmamalı. Partilerin cezasını seçmenleri verir. Seçmen o partinin üssubuna, konuşmasına, politikasına, yaklaşımına bakar ve gidip oy vermez. Hala oy veriyorsa bu birincisi demokrasiyi zaten katlettiler. Hani demokrasiye zarar veriyor diye bir Naif bir cümle de kullanmayacağım. Demokrasiyi ortadan kaldırdılar. Şimdi Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Tekrar söyleyeyim. Ee, kapatma davasına kim karar vermişse onlar eğer varsa dış güçlerin adamıdırlar. Kapatma davası açanlar Türkiye'nin kötülüğünü isteyenlerdir. Bu çok nettir. Hele bunu bir de Amerika ile Taipé Erdoğan'ın yani dünyayla barışma, ilişkileri düzeltme çabasının olduğu bir dönemden bir hafta önce yapmak çok çok belirgin bir şekilde biz biz burayı düşünmüyoruz demektir. Şimdi yani 6 milyon oy alsa da Murat, 1 milyon oy alsa da, 500 bin oy alsa bir da, tane oy alsa da, bir tane oy alsa da siyasetin önü yargıyla kesilmez. Ha şiddete bulaşır, bunu anlarız. Ama biz şunu biliyoruz ki bir tarafta PKK var, terör var, bir tarafta siyaset ayağı var. Siyaset yapanlar siyaset başarılı olsun da terör etkisini kaybetsin diye siyaseti daha etkin kılmaya çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın içerden verdiği mesajlara bakıyorum. Bana göre e HDP'yi kapatmaya niyetlenenler kapatılmasını teşvik edenlerden daha vatansever şu anda. Kendisi söylüyor yanlışlarımız oldu diyor. Eksiklerimiz oldu diyor. Bazen olmaması gereken tavır aldık diyor. Bazen söylenmemesi gereken sözler söyledik. Ama artık ülkemizi buradan çıkarmamız lazım. Ülkemiz diyor buradan çıkarmamız lazım diyor. Ülkesini dert ediyor. Dün bir yazısını okudum. Selahattin Demirtaş'ın şey diyor. Yani bazen izliyorum olup biteni. Ya bir şey yapmamız lazım. Ülke gidiyor duygusuna kapılıyorum diye. Ya bir şey yapmamız lazım. Ülke gidiyor duygusuna kapılan bir insandan tehlikeli bir insan profili çıkarmak bu ülkeye düşmanlıktır. O insanı terörün yanına itmeye kalkmak. HDP'yi kapatmak ne demek biliyor musun? Git PKK'nın yanına demektir. PKK biraz daha güçlensin demektir. HDP'ye kapatma davası açmak demek arkadaş sizin bu ülkede konuşma, yazma, itiraz etme, varlığınızı sürdürme hakkınız yok demektir. Ben HDP'ye kapatma davası açanların Irak'ı bu hale getirenlerle aynı kafa olduğunu, Suriye'yi bu hale getirenlerle aynı kafa olduğunu. Nasıl ki Irak'ta Saddam oradaki Kürtlere yaşam hakkı vermeyince sonunda ortaya bir Kürdistan çıktıysa, nasıl ki Suriye'de Esad oradaki Kürtlere doğru düzgün bir yaşa daha Kürtlere değil tamamına ülkenin, doğru düzgün bir yaşam hakkı vermediği için bir iç savaş sonunda orada bir Kürdistan bölgesi çıktıysa, Türkiye'de siyaseti yasaklayan, Kürt hareketine siyaseti yasaklayan o kafa, Türkiye'yi Suriye yapmak isteyen, Türkiye'yi Irak yapmak isteyen, bir Kürdistan bölgesi de Türkiye'de çıksın diye uğraşan aynı kafadır. Net olarak söylüyorum Türkiye'nin düşmandırlar, demokrasi düşmandırlar. Ama ben eminim ki HDP eminim ki bu insanlar bu tuzağa gelmeyeceklerdir. Hep beraber bu demokrasiyi eninde sonunda inşa edeceğiz bu ülkede. Türkiye'ye partileri kapatarak, yolsuzluk yaparak, talan ederek, ülkeyi bütünüyle satlığa çıkararak, mafyayla aleni bir şekilde iş tutarak bu ülkeyi bu kadar tahrip eden, bu kadar yıkıma sürükleyenler eninde sonunda milletin huzurunda hesabını verecekler. Kapatma davaları ne bizi caydırır, ne bir başkasını caydırır, ne demokrasi savunmaktan vazgeçebiliriz. HDP de vazgeçmeyecektir ama dediğim gibi ben HDP büyüyecekse HDP'nin doğru düzgün politika yap yaparak büyümesinden tarafım. İyi bir eğitim politikası sunsun, %20 oy alsın. İyi bir dış politika sunsun, %20 oy alsın. İyi bir ekonomi politikası sunsun, %20 oy alsın. Ama ben bir partinin mağdur edilerek öfkeyle, kızgınlıkla dışlandığı için büyümesinin Türkiye'ye zararlı olduğunu düşünüyorum. Bugün aynen İslamcı hareketin nasıl büyütüldüğü ve tahribatını bugün nasıl ödüyorsak aynı zararın bir benzerini burada ödettirecekler. Ve tekrar söylüyorum, bu kapatma davasını açanlar, tek kelimeyle söylüyorum, Türkiye düşmanıdırlar. Şimdi Levent, iki açısı var. Birisi siyasi açısı var, biri yargı açısı var. Ve siyasi açıdan baktığın zaman, bizatihi bu hareketin öndeki isimleri, gerek cezaevinde gerek dışarıda olanlar, Demirtaş'ı, Ahmet Türk'ü, Selçuk Mızraklı'sı, ben gazeteci olarak gittim, İdris Balıken'i, Gülten Kışan'a duydum dinledim hepsiyle yani bir arada hep beraber bu toprak topraklarda eşit yurttaş olarak yaşamak ve bu toprakları büyütmek demokrasi içinde olmak isteyen insanlar bunlar ve e, bu insanların e, bu kişilerin iddianamelerine baktığın zaman sevgili Levent pek çok gizli tanık ifadesiyle yani Koban davasında da gizli tanık var Emirtaşlı da var Selçuk Muzaklı'da da var. 3 yıl evvel tutuklanmış Selçuk Muzaklı davasında 3 yıl hiçbir şey söyleyemiş Selçuk Muzaklı belediye başkanı oluyor Küt adam ben itirafçı olacağım diyor İşte bağırsak ameliyatı yaptı da Oradan gelmişti de ertesi gün bıraktı da Bağırsak ameliyatı olan adam sabah çıkıp gidiyor falan Niye e, bu e, gizli tanığı söyledim biliyor musun? Türkiye'nin hakim ve savcıları Gizli tanıkları Ergenekon'dan beri Fethullahçıların o döneminden beri çok seviyorlar ya Açık tanığa dikkate almıyorlar Kim açık tanık? Sedat Peker Açık açık bu suç işlerinin açık dişlisi açık tanık olarak ifade veriyor. Gizli tanığa tapan Türkiye'nin savcısı hakimi açık tanığa bir şey demiyor. Şimdi ey muhalefet özellikle muhalefet. Bugünkü neredeyse tamamı iktidarın kontrolündeki savcıların hazırladığı hakimlerin hızlı bir şekilde savunmaları dinlemeden verdiği kararlarla ötekileştiren Kürt siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler bütün bunları gördünüz, yaşıyorsunuz. Ve hala bu iddianamelerle, bu çıkışlarla Türkiye'nin 6 milyon insanının sürekli olarak başka bir noktaya doğru itilmesine, demokrasi dışında başka bir noktaya doğru itilmesine çabalıyorsunuz. Ha, o insanlar bu tuzağa düşmezler. Ben sana söyleyeyim. Çünkü birlikte, beraber, eşit yurttaş olarak hep beraber yaşama refleksi var bu insanların. O yüzden cezaevindeler, başka yerdeler ve hep demokrasi diyorlar. Ama dönüyorsun Levent, bakıyorsun, savcıya bakıyorsun, hakime bakıyorsun. Yani bu kadar peker açık açık ortaya koydu, araştırma yok. Gelirken şeye baktım, dün mesela söylediklerinden bir tanesi Levent. Doğu bu Sedat Peker'in dünkü videosunda söylediği, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı diye bir cipi var falan filan. Markasını da söyledi. Şimdi şey yapmayayım. Doğu Çevreli muhabiri bugün soruyor. Bölge İdare Mahkemesi'ne diyor ki ya diyor 300 bin liralık bir cip bu diyor. Çok pahalı değil diyor. Bu bir. Aileden para var diyor. Soruyu tam söylersen izleyeceğimiz anlamayabilir. Diyor diyor ki hani sizin Peker'in iddiası var. He, çok lüks arabaya evet, bindiğinize lüks dair. Lüks arabaya biniyorsunuz diye söylüyor diyor. lüks arabaya. O da diyor ki ya çok lüks değil. İşte 4 sene evvel aldım 300 bin liralık bir araç. Zaten ailem zengin ama diyor. Şimdi hani buraya kadar ailem zengin 300 bin lira peki. Ama diyor gidip bakın diyor. Hakim savcıların %25'inin benden pahalı araçlara bindiğini göreceksiniz diyor. Şimdi gelirken e, yüksek yargıda çalışmış ya da yüksek yargı haberleri yapan muhabir arkadaşlara falan filan konuşa konuşa geldim Levent. Eğer birinci derece e, hakim değilsen ki onların maaşı da 14-15 bin lira civarında ancak aldığın maaşla çünkü savcılık, hakimlik, gazetecilik onur meselesi, para meselesi değildir. Belki küçük bir evin vardır, belki eski model araban vardır ama toplumda kafan dik gezersin. Bir gazeteci öyle yatlar katlar villalar alamaz. Bir hakim, bir savcı aileden bir şey gelmiyorsa lüks araçlarla evlendiği gün işte helikopterle 5 yıldızlı otellere 7 yıldızlı gidemez. Hani gitmezi de geçiyorum bak hani bakarsın topluma gazetecisin, aydınsın, akademisyensin, yargıçsın, savcısın ve ya toplum yoksul. Bilemezsin o ara.